Mayıs. Yani bu ileriki konularımızın kaldırma kuvvetinin, basıncın, ısı sıcaklığın bile alt grubu. Burası işin temel noktası. Buraya hızlı bir şekilde geçeriz. Ondan sonra diğer konularda mutlaka karşımıza bu konu gelecek. Buradan da mutlaka soru geliyor zaman zaman. Gelmese bile diğer konu bize mutlaka lazım. Şimdi temel meselemiz şu gençler. Madde dediğimiz şey ne? Birincisi, maddenin özelliklerini görüyorsunuz gençler. Bir kere bu özelliklere sahip olan her şey biz madde deriz. Birincisi, hızlı geçiyorum burayı. Taneli yapıya sahip olacak. Boş bir yapıya sahip olacak. Eylemsizliği olacak. Şunları bir kısaca geçelim gençler. Şimdi bakın taneli bir yapı. Biraz bilirsiniz aslında kimyadan da. Katlar için mesela katlar molekülleri biraz daha böyle sıkı sıkı dizilmiş vaziyette taneli yapılarda meydana geliyor. Katılar. Sıvıları kullanıp konuşacak olursak eğer ki sıvılar biraz daha hafiften seyrek oluyor katlara göre. Ama yine onlar tanecikli yapılarda meydana gelmiş oluyor. Gazlara baktığımız zaman da gençler onlar maddenin molekülleri veya atomları daha seyrek. Biri bir yerde, biri başka bir yerde. Tanecik yapıdan oluşacak. Boşluk yapıyı konuşuyoruz. Bakın gördüğünüz zaman katlarda bile madde ne kadar böyle sıkışık olsa bile mutlaka arada boşluk yapı olacak. Eylemsizlik, Newton kanunlarına, dinamikten falan biliyorsunuz. Uzun uzun da anlatılıyor formülleri. Maddenin hareket halindeyse hareketini koruma isteği, duruyorsa durma isteği. Ha, şimdi bizim asıl mevzumuz şu gençler. Hacim ve kütle. Kütle kısmı. Değişmeyen madde miktarı. Klasik fizikte değişmiyor, modern fizikte değişmiyor, Einstein kurallarında bile değişmiyor. Değişmeyen madde miktarı kütle. Bizi ilgilendiren kısmı bu konu için. Gösterim şekli. Küçük m harfiyle gösteriyoruz. SI birim sistemindeki birimimiz kilogram. Fakat göreceksiniz ki bu konuda büyük ihtimalle biz gram kelimesini çok kullanacağız, gram birimini. Çevirisini biliyorsunuzdur mutlaka hatırlatalım. 1 kilogram bizim için 1000 gram diyeceğiz ve şimdilik geçiyoruz. Ha, daha ayrıntılı birim çevirmesi isteyenler için de şu 9. sınıf konusu vardı ya hani fiziğin doğası. Oraya mutlaka bir inceleyin, bir bakın. Şimdi gelelim hacim konumuza. Hacim de büyük V harfiyle gösteriyoruz. Bizim için buradaki birimimiz metreküp. Sıvılar için zaman zaman litre kelimesini de kullanacağız. Bunlar da biner biner artıyor veya biner biner azalıyor gençler. Eşit kolu teraziyle ölçüyoruz kütleyi. Hacmi de biraz sonra konuşacağız. Farklı ölçme tiplerimiz falan var. Şimdi hacim konusundan başlıyoruz. Şimdi iki şekilde hacim ölçme yöntemimiz var gençler. Bir, eğer ki cisimde düzgün ve geometrik şekillere sahipse. Mesela bildiğiniz gibi küp olsun, dikdörtgen prizması olsun, küre olsun, koni olsun. Küp, üç kenarının çarpımı. A küp, dikdörtgen prizması, A, B, C. Matematiksel konuları hızlı geçiyorum. Küre 4 bölü 3, pi re küp. Koni de silindirin hacminin 3'te 1'i. Pi re kare h bölü 3 diyeceğiz. Küçük bir hatırlatma yapıyorum gençler. İleride bize lazım olacak. Mesela düşünün ki iki tane elimizde küp olsun. Şöyle söyleyelim. Birinin hacmine A, öbürünün bir kenarına A, diğerinin bir kenarına 2A dediğinizi farz edin. Şimdi bize hacim lazım ya. A küp 8 A küp falan demek yerine hızlı bir şekilde V'ye 8V deyip geçeceğiz. Yine aynı şekilde bakın. Diyelim elimizde iki tane küre olacak. Bizim fizikte en çok kullandığımız iki tane geometrik şekil küple küre. Şimdi diyelim ki mesela birinin yarı çapına R dedi, birinin yarı çapına 2R dedi. Bunu artık burada kaldırma kuvvetinde, ısı sıcaklıkta, genleşmede her yerde kullanacağız. Şimdi bize hacim lazım. 4 bölü 3 pi re küp. Bu matematiksel ifadeyle kafamızı karıştırmayacağız. Hemen hacim bunun küpü ya. Buna V dersek burada o zaman 8V diyeceğiz ve geçeceğiz. Şimdi bu konuda son zamanlardaki sınavlara sorulan bir yöntem var. Böyle düzgün geometrik şekillerden ziyade böyle geometrik şekilsiz düzgün olmayan cisimlerin hacminin ölçülmesi. Mesela birincisi dereceli silindir. Bütün sıvıların hepsi dereceli silindirle ölçülür. Ne olduğunu biliyoruz. Şöyle kenarında böyle ölçüm aralıkları falan var, ölçüm noktaları. Sıvıyı koydunuz. Sıvı şuradaki hangi rakamı gösteriyorsa bunun hacmi burası demektir. Peki diyelim ki düzgün geometrik olmayan bir cisim koyalım mesela. Bunun içerisine attık. Mesela şöyle yamuklu yumuklu bir şekil olsun. Attık bunun içerisine. Getirdik bir baktık ki bunun hacmi yükseldi. Hemen ilk başlangıçtaki hacme bakıyorsunuz. Cisme atınca yükselen hacme bakıyorsunuz sıvının en son haline. İşte buradaki cismin hacmi nedir diye bir sorduğumuz zaman son hacimden ilk hacmi çıkaracağız. Bu cismin hacmi demektir. Birincisi bu. İkincisi, bazen taşıma kaplarını kullanıyoruz. Özellikle kaldırma kuvvetinde bak. Onu hatırlayalım şimdi de. Ağzına kadar dolu bir kap düşünün. Ağzına kadar sıvı dolu bir kap. Şimdi bunun içerisine bir cismi atacağız. Aldık bunun içerisine attık. Tabi bu gelip sıvının içinde yüzebilir, askıda kalabilir, kalabilir, batabilir fark etmez. Diyelim ki batsın. O zaman buradan bir sıvı taşacak demektir. Şuradaki taşan sıvının hacmi
taşan sıvının hacmi, cismin hacmi. İşte bu ikisi birbirlerine eşit demektir. Bir de bu ikisini birleştirelim gençler. Şöyle bir durum söyleyelim mesela. Bir taşıma kabı düşünün. Ağzına kadar dolu değil, şuraya kadar dolu. Şimdi bunun içerisine bir cismi attık. Getirdik cismi sıvının içerisine attık. Sıvı hem bir miktar yükseldi, bir miktar da taştı. O zaman buradaki cismin hacmi nedir diye sorduğumuz zaman gençler, hem yükselme miktarı hem de taşma miktarı kadardır. Bize lazım olan bilgi şimdilik bu kadar. Geçelim. Şimdi biraz önce mesela dedik ki eşit kollu terazi ile kütleyi ölçülür. Söylemediysek bir daha hatırlatalım. Eşit kollu terazi kütlenin ölçümü. Birazdan bir eşit kollu terazi şekli görürüz. Hacmin de işte formüllerle veya işte taşıma kaplarıyla falan onu da anlatmazdık. Nasıl ölçüleceğini. Ha şimdi bizim asıl mevzumuza geldik. Öz kütle konusu. Şimdi gençler, maddenin ortak özelliklerinden bahsettik ya. Bir de ortak olmayan özellikler var. İşte bunlar kayma noktası gibi, işte donma noktası gibi, elektrik iletkenliği gibi, esneklik gibi, öz kütle gibi. En çok bize gelen mesele şu anda öz kütle. Öz kütlenin formülü tam şurada net okunmuyorsa söyleyelim. D eşittir M bölü V. Şimdi bu M biraz önce yazdık. Kütle. Temel birimimiz kilogram. Fakat bunu gram kullanacağımız zamanlarda olacak. Hacim. Temel birimimiz metreküp. Santimetreküp kullanacağımız da olacak. Şimdi SI birim sisteminde kilogramı kullanacağız veya metreküpü kullanacağız. O zaman öz kütle birim burada ne olur? Kilogram bölü metreküp. CGS birim sisteminde de grama karşılık santimetreküpü kullanacağız. Bunun temel birimi nedir? Gram bölü santimetreküp. Tekrar hatırlatalım. Bak şurası SI birim sistemi. Şurası CGS birim sistemi. Son zamanlarda çıkan bir üniversite sınav soru sistemi vardı. Mesela tutup kütleyi kilogram vermişti, hacmi santimetreküp vermişti. Şimdi kilogramın olduğu yere santimetreküp olmaz, gramın olduğu yere metreküp olmaz. Bunlar mutlaka karşılıklı olacak. Yani kilogramın karşılığı metreküp, gramın karşılığı santimetreküp olacak. Şimdi herhangi bir madde için konuşalım mesela. En çok biz günlük hayatımızda su mu kullanıyoruz? Veya istiyorsan herhangi madde için de kullanalım. Mesela diyelim ki su olsun. Su. Gençler suyun öz kütlesi ne? Bir. Şu demektir. Farz edin ki 10 gramlık su kaldınız, bunun hacmi de 10 santimetreküp olacak demektir. En çok yanıldığımız noktalardan birisi, tabii sınav heyecanı, telaşı. Mesela diyor ki adam, suyun kütlesini iki katına çıkardığımız zaman öz kütlesi ne olur? Yanılıp da sakın o da iki katına çıkar demeyin. Çünkü öz kütle maddenin cinsine bağlı, bulunduğu ortama sıcaklığına falan bağlı. Mesela diyelim kütle iki katına çıkardınız, 20 gram oldu. O zaman hacim de iki katına çıkacak demektir. Öz kütle yine bir bakın. Diyelim bunu 10 katına çıkardınız, 100 yaptınız. Hacim de 10 katına çıkacak. O da 100 olacak. Öz kütle yine 1. Tekrar tekrar söylüyorum. Maddenin sıcaklığı değişmediği sürece, bulunduğu ortam falan değişmediği sürece öz kütle değişmeyecek. Bakın hemen grafiğimize. Bakın kütle artıyor. Onunla aynı oranda hacim de artıyor. Grafiğimiz bu şekilde. Peki öz kütlenin kütleye bağlı grafiği. Çok sorulan soru tiplerinden bir tanesi yine. Kütle istediği kadar artsın. Madde miktarı artarsa artsın fark etmez. Öz kütle değişmeyecek demektir. Hacim istediği kadar artsın. Öz kütle hiçbir zaman için değişmeyecek demektir. Geçtik gençler. Çok özel bir durum. Bu suyun durumu. Burada da hatırlatacağım. Biz kaldırma kuvvetini de hatırlatacağız. Isıcaklığı tekrar hatırlatacağım. Şimdi bakın grafiğimizi bir tekrar hatırlatalım. Şimdi bu su çok özel bir durum. Ama önce biz bir genel konuşalım. Ondan sonra su için konuşalım. Herhangi madde için konuşulması mesela. Şu herhangi demirden yapılmış, işte bakırdan yapılmış bir madde için konuşalım. Üç boyutlu bir şekilde olsun. Bizim D eşittir M bölü V dediğimiz formülümüz. Diyelim ki sıcaklık artırılsın. Sıcaklık artarsa. Kütle hiçbir zaman için değişmez. Tanımından belli. Değişmeyen madde miktarı. Sıcaklık arttığı zaman hacmi artar. O zaman öz kütle de azalacak demektir. Tersi sıcaklığı azalttığını düşünün şimdi. D eşittir M bölü V'den. Kütle hiçbir zaman için değişmeyecek. Hacim azalacak. O zaman öz kütle de artacak demektir. Bu normal maddeler için geçerli. Peki su için durum ne? Su için bu 4 derece özelliği var ya gençler. Su 4 dereceye geldiği zaman hacim azalıyor. 4 dereceden sonra tekrar geri artmaya başlıyor. Şurası minimum veya maksimum olduğu yer artı 4 derece su için. Suyun hacim grafiği. Peki suyun öz kütle grafiğine bakalım. Şu suyun sıcaklığının 4 dereceye doğru hacim minimumda, öz kütle maksimumda. Sağına ve soluna dikkat ediyorsunuz. Artık yavaş yavaş sorularımıza başlayacağız gençler. Şimdi mesela bak şekle baktınız. 3 farklı kap.
şeklinde gördüğümüze göre özdeş kaplar diyor, büyüklükleri ayrı. O zaman buradaki suların yüksekliği, miktarı, hacmini gösterecek demektir. Şimdi formülümüzü bir hatırlayın her zaman için. M eşittir D çarpı V de derseniz, B eşittir M bölü V de derseniz, artık matematiksel kolaylığınıza bakarak hangisi hoşunuza gidiyorsa, istediğinizi kullanın. Şimdi şuradan bir başlayalım gençler. Şimdi diyor ki mesela, sıvıların kütleleri eşit ise, eğer ki şunun eşit olduğunu düşünün, buradan yorumlayacağız mesele şu, hacmi küçük olanın öz kütlesi büyüktür. Veya hacmi büyük olanın da öz kütlesi küçük olacak demektir. Bakalım öz kütlesi en büyük olan Z sıvısı mı? Z'nin hacmi en küçük olduğuna göre öz kütlesinin en büyük olması mantıklı. Sıvıların yoğunlukları eşit ise, yine aynı formülü bir daha konuşalım. M eşittir D çarpı V. Şimdi bunun eşit olduğunu düşünün. O zaman hacmi büyük olanın kütlesi büyüktür, hacmi küçük olanın öz kütlesi küçüktür demektir. Yoğunlukları eşitse kütlesi en büyük olan X sıvısı mı? Bir baktık ki hacmi en büyük olan X sıvısı, evet o zaman bu da mantıklı, doğru. Peki sonuncuya gelelim. Y'nin kütlesi X'in kütlesine göre daha büyük ise eğer, Y'nin öz kütlesi X'inkinden büyük müdür? Şimdi Y'nin kütlesi, Y'nin hacmi küçük, X'in hacmi büyük. Eğer ki Y'nin kütlesi büyükse, hacmi küçük olmasına rağmen kütlesi büyükse, demek ki bunun öz kütlesi X'inkinden çok 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 büyüktür. Yine aynı formüle bakarsanız yani. Bakın. Şimdi eğer ki hacmi küçük olduğuna göre Y için konuşuyoruz, kütlesinin büyük olduğunu söylüyor. O zaman öz kütlesi diğer X'e göre kat kat daha fazla olacak ki, o zaman bu eşitlik sağlanmış olsun. Doğru. Geçtik. Şimdi, basınç konusunda çok sık karşımıza gelecek bu. Şimdi gençler, grafiklere lütfen dikkat edin. Bakın, ne demek istediğine dikkat edin. Şimdi genelde biz bunu gördüğümüz zaman hep böyle zamanla yüksekliği hep aklımıza geliyor ama şimdi bizden istediğine ne? Kütlenin hacme bağlı grafiği. Buraya neticede aynı maddeyi akıtıyoruz. Bak, soruyu bir okuyun dikkatli bir şekilde. Bir muslukta doluyoruz. Aynı madde akıyor. Aynı madde aktığı sürece bu cismin öz kütlesi her zaman için sabittir. Dolayısıyla kütle artışı oldukça hacim artışı olacak ve kütle aynen bu şekilde olduğu gibi gidecek. Doğru bir grafik. Şimdi yükseklik. Şimdi bu kabı birkaç şekilde gösterebiliriz. Bakın mesela kap düzgün bir şekilde olabilirdi. Kap daralan bir şekilde olabilirdi. Veya kap genişleyen bir şekilde olabilirdi. Şimdi bunun üçünü de hızlı bir şekilde bir geçelim. Şimdi zamana bağlı grafiğimizi çiziyoruz. Neyin ama? Yüksekliğin. Kap düzgün bir şekilde yükseliyorsa eğer, eşit zamanda bunun yüksekleri eşit miktarda artacağı için grafik şekildeki gibi. Kap yukarı doğru daralıyorsa eğer, her bir saniye yükseklik artacak ama kap daraldığı için bir sonraki saniye, bir önceki günde daha da fazla artacak. Bir sonra daha da fazla artacak demektir. Yükselen şekilde artan grafik, hani hareketli genç kağıt dediğimiz grafik diyelim. Peki kap yukarı doğru genişliyorsa, şimdi başlangıçta hızlı bir şekilde yükseklik artar ama sonra kap genişlediği için aynı zaman dilimi içerisinde yükseklik bir önceki güne daha göre daha az, daha az, daha az bir şekilde artacak demektir. O da şöyle, azalan eğim ya da yaşlı kağıt diyeceğiz demektir. Bu da doğru gençler. Öz kütle hep aynı madde akmıyor mu? Hep aynı madde aktığına göre öz kütle her zaman için sabit olacak demektir. Bu da tamam dedik. Geçtik. Biraz önce eşit kollu teraziden bahsetmiştik ya. Şimdi eşit kollu terazimiz bu. Sakın öyle binicili falan kaplara falan aldanmayın. Binici olmayacak artık sistemimizde. Eşit kollu terazi. Bu bildiğiniz matematikteki denklem çözme gençler. Meselemiz şu bak şimdi. Şu sol tarafa bakıyorsunuz. Binicinin terazinin olduğu yeri siz şurayı eşitlik gibi kabul edin. Buradan ne anlayacağız? Birinci teraziden K eşittir L artı M. Bu. İkincisinden ne anlıyoruz? Eşitliğin sol tarafında, terazinin solunda K ve L var mı? O zaman K artı L eşittir. Sağ tarafta ne var? 3M. Şimdi birinci denklemimiz şu. İkinci denklemimiz de şu. Hadi bu ikisini birleştirelim istiyorsanız. Şuradaki mesela K yerine L artı M yazsanız 2L artı M eşittir 3M yapar. Bunu diğer tarafa attığınız zaman 2L eşittir 2M, L eşittir M çıkacak demektir. Şimdi elimizdeki bilgiler bunlar gençler. Bakalım şimdi. K'nın kütlesi L'den büyükmüş. Şu birinci denkleme baktığınız zaman zaten K L'den büyük olacak demektir. L'nin kütlesi M'nin kütlesine eşit mi? Son denklemden bu çıktı. M'nin kütlesi K'nınkinden büyük mü? Hayır. K M'den büyük, M küçük olacak demektir. Şimdi geldik. İçinde 90 santime döküp taşıma kabının içinde özdeş 10 demir bilye atıldığında tüm bilyeleri su içinde kalacak şekilde dengeye geliyor. Ve bir yere kadar da yükselmiş gençler. Şimdi ilk hacim şurası. Ve buraya kadar da gelmiş fakat sıvı taşmıyor. Yukarıya baktığın zaman. Sorunun alt tarafını okuyun bak dikkat edin. 10 santimetre gibi su taşmış. Buradan da su taşmış.
taşan sıvının hacmi de 10 santimetre küp. Şimdi o hacim ölçümlerinde falan yöntem var ya, hani hatırlayın. Sadece yükselseydi eğer, hacim burası olacaktı. Hem yükselip hem taştığına göre o zaman cisimlerin hacmi şuradaki 30 santimetre küplük yükselme artı bir de 10 santimetre küplük taşma olacak. Kaç tane bilye attık içerisine? 10 tane. O zaman diyeceğiz ki 10 tane demir bilyenin hacmi 30 yükseldi, 10 da taştı buradan, 40 santimetre küp olacak demektir. O zaman bir tane bilyenin hacmi 4 santimetre küp olacak demektir. Yakın zamanda çıkan bir sınav sorusu var. Birazdan belki gelebilir bakarız. Onun benzeri. Şimdi 60'a kadar suyla dolu. Bu kabayı 10 gram olan özdeşlerden 5 tane atıyoruz. Su seviyesi 80'e çıkıyormuş. 5 tane var. Dikkat edin bakın. Bir tanesinin hacmine V desek, o zaman 5 tane var ya. 5 bilyenin hacmi 5V olacak demektir. Nereden nereye çıktık? 60'tan 80'e. O zaman bu 5V'nin hacmi 20. Bir tane bilyenin hacmi 4 yapar mı? Tamam. Bilyenin yapıldığı maddenin öz kütlesi nedir diye sorduğun zaman, kütlesini gördünüz 10 gram gençler. Peki öz kütle ne olacak? D eşittir M bölü V'den 10 bölü 4. Sadeleştirmeyi yaparsınız. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi bakın mesela şunu sorabilirsiniz aslında kendi kendinize. İki farklı yerden hacim bulabiliyoruz gençler. Bir D eşittir M bölü V'den şuradan bir hacim bulabiliyorsunuz. Bak bu birinci hacim. Bir de mesela bir geometrik şekil değil mi? Bir hacim daha buluyorsun. 4 bölü 3 pi r küpten bir hacim daha buluyorsunuz. Şimdi bunlar hangisi? Bunu kaldırma kuvvetle karşımıza gelecek. Bu formül her zaman için maddenin dış hacmini gösterir. Yani bak şu dış sınırın hacmini gösterecek. Buradaki d eşittir m bölü v'deki v de kullanılan madde miktarının hacmini gösterecek demektir. Mesela ayrı ayrı bir kullanalım bakın şimdi. Kütlesi 2000. Kütle 2000 gram. Öz kütle kaç? 2. O zaman buradaki hacim kaç çıkacak? Bu hacim 1000. Ya demek ki burada 1000 santimetre küplük bir madde kullanılmış. Peki şunu konuşalım şimdi. 4 bölü 3, pi 3 bu beni götürecek. R küp 10'un küpü. O zaman burada da 4000 santimetre küplük bir hacim var. O da kim? Çünkü dışarıdaki kürenin hacmi 4000 santimetre küp. O zaman 1000 santimetreküplük madde kullanmışım ve toplam hacim 4000 santimetreküplük olmuşsa o zaman arada bir 3000 santimetreküplük boşluk var demektir. O zaman bu boşluğun hacmi bu ikisinin farkı olacak demektir. Şimdi şuna bakalım. İçinde iki öz kütlenin bir sıvı var. 100 gram olan bir cisim bırakıyoruz. Şekildeki dengeye geliyormuş. Bu cismin öz kütlesi nedir? Şimdi gençler eldeki verilere bir bakın bakın. Şimdi şuradaki vatandaşın kütlesi 100 gram. Peki bu formülden şu şekle baktığımızda hacmini bulabilir misiniz? 60'dan 100'e çıkmış. O zaman bunun hacmi 40. Peki öz kütlesi ne olacak? M bölü V'den 10 bölü 4, 5 bölü 2. Şimdi bir tanesinin yanına bir madde daha ekleyelim. Biraz daha işi zorlaştıralım. Şimdi toplam kütlesi şuradaki baktığınız zaman kütle 100 gram. Şu kabın kütlesi. Hacim de 90. K cismini attık, toplam kütle 140 gram olmuş. O zaman ağırlığı verdiğine göre kütle anlamında K'nın kütlesini bulabiliriz. K'nın kütlesi sıvı 100 gram ve 140 olmuşsa 40 gram demektir. Yükselme miktarında hacmini bulabilirsiniz. 90 iken 130 olduğuna göre o zaman K'nın hacmi de 40 olacak demektir. K için konuştuk gençler. L için konuşalım. Şimdi şuradaki 140 gramlık bir kabın içerisinde L cismini atmışız. Toplam kütle kaç olmuş? 200 gram olmuş. Ekstradan gelen kütle L olduğuna göre buradan L'nin kütlesi 60 gram. Hacime baktık 130'dan 150'ye çıkmış. O zaman L'nin hacmi de 20 olacak demektir. Tamam. Buradan K'nın öz kütlesi 1, L'nin öz kütlesi de 3 olacak demektir. Hani D eşittir M bölü V'den. Artık formülü yaza yaza gerek yok. Hallettik. Şimdi bir başka soru tipi. Karşımıza çok sık gelen soru tiplerinden bir tanesi ve dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu maddeler aynı madde mi değil mi? Gençler önce öz kütleye bakarsınız. Aynı madde mi değil mi? Mesela ısı sıcaklık konusunda kaynama noktasına, donma noktasına bakarsınız. Veya gerileşmesine falan bakarsınız ama uyarılarıma dikkat. Eğer ki farklı özellikler varsa mesela sıcaklık varsa o zaman aynı sıcaklıkta aynı öz kütle olacak. Basınç varsa aynı sıcaklık, aynı basınçta aynı öz kütle olacak. Ha bunlar. Şimdi mesela bunun öz kütlesine bakalım. Öz kütle 1, öz kütle 2, öz kütle 0.5.
Bir de cümleye dikkat edin gençler. Sorunun köküne. Olabilir mi? Kesinlikle mi? X ve Y aynı madde midir? X ve Y aynı sıcaklıkta, farklı özküple aynı madde değildir. Y ile X farklı madde midir? Y ile X'e bakıyoruz gençler. Aynı sıcaklıkta farklı özkütleye sahip. Tamam. Soruyu düzeltiyorum gençler. X ile Z demiş. Ben ona X ve Y anladım başlangıçta. X ve Z'ye bakalım şimdi. Bunlar T sıcaklığında X'in özkütlesi 1, 2T'de Y'in 2.05. Şimdi olabilir kelimesine dikkat edeceğiz. Mesela farz edin ki X'in sıcaklığı T'den 2T'ye çıkarsanız. Biraz önce konuşmuştuk. Sıcaklık arttığı zaman özkütle azalır mıydı? Azalırdı. O yüzden bu sıcaklığını artırınca 2T'ye getirince 0.5'e düşebilir mi? Düşebilir. Kesin olmamakla birlikte olabilir diyeceğiz. Çünkü bu sorunun kökü olabilir. Peki Y ile Z farklı madde mi? Şimdi aynı sıcaklıkta değiliz. Farklı sıcaklıktayız. Peki Y'nin özkütle sıcaklığını artırsanız o zaman bu 2 numaralı özkütlesi azalacak demektir. Ha, 0.5 olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir de. Olabilir dediği için biz bunu da kabul edeceğiz. Bak kesinlikle deseydi. 2 kesin. Ama 1 ile 3 de olabilir. O yüzden bunun hepsini kabul edeceğiz gençler. Gençler şimdilik bu kadar. Gençler tekrar merhaba. Bir de şu grafik konusunu bir halledelim de sıcaklıkla alakalı falan. Bu da yine problem yerlerimizden bir tanesi. Şimdi mesela ikisi aynı madde. Aynı grafik. Birisinden bakabilir mi istiyorsanız hangisini derseniz. Şimdi gençler mesela bak. Biraz önce mesela çizmiştik ya kütlenin hacme bağlı grafiğini. Şu şekildeydi. Başlangıç noktasından, orijinden geldiği zaman. Bu kütle artışı varsa hacim de aynı oranda artıyor demektir. Özkütle değişmeyecek demektir. Mesela şuna bir bakar mısınız? Birinci ve üçüncü bölgeye. Birinci de kütle artışı var. Dolayısıyla hacim de aynı oranda artıyor. Demek ki burada bir sıcaklık değişimi falan yok. Üçüncü bölgeye bakıyorsunuz. Kütle azalması var. Hacim de aynı oranda azalıyor. Demek ki orada bir sıcaklık değişimi falan yok. Özkütle falan bu arada sabit demektir. Ama ikiye ve dörde bir bakar mısınız? İki numaraya özellikle. D eşittir M bölü B formülünü bir yazalım. Bakın kütle her zaman için sabit kalmış burada. Kütle sabit. Hacme baktığımız zaman da hacim sürekli artıyor. Kütlenin sabit olduğu yerde hacmin artması demek buradaki sıcaklığın artıyor olması demektir. Sıcaklık artmış. 4 numaraya bir bakın. Yine D eşittir M bölü V formülünü kullanıyorum bu sefer. Yine kütlenin sabit olduğu yerde bakar mısınız? Kütle her zaman bütün hareket boyunca sabit. Ama hacim sürekli azalmaya başlamış. Kütlenin sabit hacmin azaldığı yerde o zaman demek ki sıcaklık da azalacak demektir. Sıcaklık artınca hacim artıyor. Sıcaklık azalınca da hacim azalacak demektir. O zaman burada özkütle artacak demektir. Benim benzer yani bunu da 4 farklı, 5 farklı şekilde göstermiş. Bakarız. Şimdi bir de şu mesela 2014 YGS'de çıkmış bir soru. Şimdi gençler bir şişe özkütlesi 1 olan suyla doluyor, tartılıyor 600 gram. Özkütlesi 0.8 olan bir zeytinyağıyla dolduruyoruz, tartıyoruz 540 gram. Aynı şişe özkütlesi 1.8'e doldurursa kaç gram gelecek? Çıkmış bir sınav sorusu. Yalnız bakın şimdi meselemiz şu. Bir şişe düşünün. Şişenin bir kütlesi olacak. İçinde de bir madde olacak. İkisinin beraber toplam kütlesinden 600 olduğunu söylüyorum. Şimdi birincisinde bakın şişe var. Artı bir de su var. İkisinin beraber kütlesi 600 gram. İkincisinde aynı şişe özkütle 0.8 olan bir zeytinyağıyla. Yani şişenin kütlesi artı zeytinyağı. Ona da yağ diyelim. Onun kütlesi kaç olmuş? 540 gram olmuş. Ha şimdi buna aynı şişeyi özkütlesi 1.8'e dolduracağız. Biz şuradan gerekli bilgilerimizi bulalım bakın şimdi. Elimizdeki bilgiler ne? Şimdi suyun özkütlesi 1. Mutlaka verecek. Hiçbir maddenin özkütlesi ezberlemeyin. Yağın özkütlesi de 0.8. Şimdi şişenin hacmine V deseniz. O zaman şişenin kütlesi artı su demek özkütle çarpı hacim demekti ya. Suyun özkütlesi 1, hacmi V. 600. Şu denklemin altına yazıyorum. Şişenin kütlesi artı yine bunun yerine de özkütle çarpı hacim yazacağız ama tabii yağın özkütlesi 0.8. Buradan bunu da 0.8V yazarsınız. Kütle kaç kalmış? 540 kalmış. Şimdi şu denklemi çözdüğünüz zaman gençler matematikte taraf tarafa toplayıp çıkarın bak. Eksiyle çarptığınız zaman alt tarafı 0.2V. 60. V buradan 300 mü kalır? Eğer ki V yerine 300 yazarsanız o zaman şişenin kütlesi, boş şişenin kütlesi, dara dediğimiz şey, o da 300 gram gelecek demektir. Tamam. Şişenin kütlesi 300. Şuna bakalım şimdi. Aynı şişeyi, bu sefer de öz kütlesi
1.8 olarak bir x'te dolduracağız. Kütlemiz kaç yaptı? Şeyin kütlesi 300. Öz kütle çarpı hacim. Öz kütle 1.8, hacim de 300. O zaman buradan çıkan da 540 yapacak demektir kütlesi. Toplam kaç yaptı? Tebrikler size. Aynı madde, aynı soru tipi. Gelelim bak şuna. Bu sefer birden fazla kap var. Bizden istenen özellik ne? Sıvı kütlenin eşit hale gelmesini istiyoruz. Kütle. Kütle dediğimiz şey, öz kütle çarpı hacimle. Mesela bak bunun kütlesine bakar mısınız? 2 kere 4, 8. Bunun kütlesi 8. Bunun kütlesi 6. Eşitlik yok. Burada bir fazlalık var. O zaman buradan buraya bir kütle aktarımı yaparsak o zaman kapladığı kütlenin eşit olması gerekecek. Aktarılan kütle. Eğer ki bir değerlilik bir kütle aktarırsak bu da 7 kalacak, bu da 7 kalacak demektir. Fakat bizden istenen mesele kütle değil. Aktarılan hacim. En azından K'dan L'ye aktarması gerektiğini bulduk. Peki hacmi nereden bulacağız? Bakın gençler şu formülü bir kullanın. Hacim demek kütle bölü öz kütle demektir. Aktarılan kütle 1 dV. Buradaki aktarılan sıvının öz kütlesi kaç? 2 dV. O zaman şu şunu götürsün mü? Aktarılan hacim V bölü 2. Kimden kime doğru? K'dan L'ye doğru. Yarım hacim aktardığınız zaman kütle eşitlenecek demekmiş. Demek ki kaptan kaba aktarmak. Şimdi birden fazla kap var. Hatta 2'den fazla kap var. 2 kapla su var. 3. kap boş. Klasik soru tiplerimizden bir tanesi. Birinci kaptan V1, ikinci kaptan V2'yi başka bir kaba koyduğumuz zaman her 3 kaptaki sıvı kütlesi. Dikkatli olun, bazen hacim eşit olsun diyebilir. Bazen sıvı kütlesi eşit olsun diyebilir. Şimdi gençler, kütle 7 dV. Bundaki 8 dV. Bunda yok malum. Peki eşitlemek için ne yapmamız lazım şimdi? Toplam 15'i 3'e dağıtmak için o zaman bunda 5 dV göndermemiz lazım. Bunda 5 dV kalacak. Buna da o zaman 5 dV aktaracağız. Sebep hani toplam kütle 15'i 3'e böldük. Hepsinin 5-5 olmaması gerekiyor. Yani bundan aktardığımız maddenin miktarı 7'den 5 kalması için 2 dV'lik kütle. Birinciden aktarılan kütle 2 dV. 2, 8'den 5 kalması için ikinciden aktarılan kütle de o da 3 dV kalacak demektir. Yine dikkat edin bize hacim soruyor. Tekrar aynı yere geldik. D eşittir M bölü V'de bize hacim sormuşsa o zaman V eşittir M bölü D olacak demektir gençler. Birincisi için konuşuyorum. Birinciden aktarılan kütle 2 dV. Birincinin öz kütlesi D. O zaman birinciden aktarılan hacim 2. Aynı şey ikincisi için konuşuyoruz. İkinciden aktarılan kütle 3 dV. İkincinin öz kütlesi 2 D. Şu şunu götürsün. İkincinin de hacmi 3 V bölü 2. Gerekli işlemleri yaptığınız zaman sonuç çıkar. Klasik ağırlaşma sorularından bir tanesi. Şimdi bunu birkaç farklı yoldan yapabilirsiniz. Tabii sizin matematiğinizin kuvvetli olup olmadığına göre değiştir gençler. Şimdi kenar uzunluğu 2 olan küp. Bak biraz önce söylemiştik mesela. Hacim gerekiyorsa bunun küpünü kullanacağız. Öz kütlesi 5. Bu x cisminin bir kenara 1 olan bir şekilde cisme ayırıyoruz. Yani atıyoruz aslında. Sistemden kopup atıyoruz. Onun yerine bir başka madde koyuyoruz. Kütle 37,5. Şimdi ilk şekil için konuşalım. Şunu. Hacmi. A küpten 8. 2'nin küpü. Öz kütlesi 5. Bunun kütlesi 40 olacak demektir. M çarpı M eşittir D çarpı V'den 40 gram olacak. Şimdi şuradaki maddeyi söktüğünüz attınız. Attığınız maddenin hacmi kenar uzunluklarına 1 demiş ya. O zaman hacmi 1'in küpünden 1. Atılan maddenin öz kütlesi 5'ti. Dikkat edin. Yani attığınız maddenin kütlesi 5 gram attık. Ha şimdi onun yerine ne getirdik? Onun yerine gençler. Yine hacim 1 olacak şekilde. Çünkü burayı dolduruyoruz. Bir madde getiriyoruz. Bilmiyoruz ama öz kütlesini. Ve toplam kütle 37,5 olmuş. İstiyorsanız şunu söyleyebilirsin bakın. 40 gramlık bir kütleden 5 gramı attık. Onun yerine 2,5 gramlık bir madde gelecek. Yani şunun kütlesi 2,5 olacak diyebilirsiniz. Tekrar bir daha hatırlatıyorum. Şu maddenin küpün kütlesi 40 gram. Burada 5 gramlık bir maddeyi attık. Kaldı bizim elimizde 35 gram. 35 gram. Bunun yerine bir x maddesi getirdiniz. Toplam kütlenin 37,5 gram olmasını istiyor. O zaman demek ki x'in kütlesi 2,5 gram olacak. O zaman kütle demek öz kütle çarpı hacim demekti. Hacminiz 1, o zaman öz kütleniz de 2,5 olacak demektir gençler. Klasik bir soru tipi. Bunu mesela kaldırma kuvvetine göreceksiniz. Buna bir maddeyi atacağız. Oradan bunu taşacak, oradan buna, oradan bunu taşacak. Sıvıların bir özelliği, öz kütlesi büyük olan sıvı her zaman en altta yer alır. En altta.
Mesela demiş ki şuraya bakın. Öz kütlesi 7 olan bir K cismini getirip bırakacağız bunun içerisine. Bakın mesela şuradan bir cisim attığınız, getirip bunun içine bıraktığınızı düşünür müsünüz? Öz kütleniz 7'de. Öz kütle 5'ten büyük olana göre bu gelip bunun dibine batacak. Hacmi ne kadarsa aynı sıvı buradan taşacak. Tabii taşan sıvının öz kütlesi 5D oldu. 5D 4D'den büyük. O zaman bu 5D gelecek bunun dibine çökecek. O zaman buradan da aynı miktar sıvı taşacak. Bunun öz kütlesi 4D. Gelip o da bu dibe çökecek. Bu da yine sıvı taşacak demektir aynı hacimde. Mesela şurası için konuşalım. Bu kaba 7DV'lik bir madde girdi. Tekrar hatırlatıyorum. Kütle eşittir öz kütle çarpı hacim. Taşan sıvı 5DV. Buradaki değişim 2DV'lik bir artış var. Peki Y kabı için konuşalım. Oraya 5DV'lik bir madde girdi. Çıkan 4DV çıktı. Birlik bir artış var 1DV'lik. Peki Z için konuşalım. Oraya da bakın 4DV'lik bir madde geldi. 2DV'lik bir sıvı taşması meydana geldi. O zaman buradaki artış da 2 birim. Bak tek tek söyledik. Bu Z'deki artış miktarı. Bu Y'deki artış miktarı. Şu da X'deki artış miktarı. Hangisini soruyorsa bakarız. Kimi sormuş? X'in Z'dekinin oranı sormuş. X 2, Z'de 2. Şimdi klasik kütlemiz bizim için tamam. Sıkıntı yok. Umarım inşallah böyle de kısa bir tekrar yaparsınız. Şimdi geliyoruz karışımlara bakın. Karışımın deminkinin aynısı. Hiçbir fark yok. Sadece meselemiz şu. Şimdi bizim maddenin öz kütle formülü D eşittir M bölü V mi? Şimdi birden fazla madde girecek. O zaman demek ki kaç tane madde varsa bunların toplam kütlesini, kaç tane madde girmişse onların toplam hacimine böldüğümüz zaman biz aslında karışımların hacimlerini buluyoruz demektir. Şimdi bu temel formülümüz bakın. En uzun ve en klasik yöntemi budur. Ha bunun yerine mesela kütle yerine öz kütle çarpı hacim, kütle yerine öz kütle çarpı hacim yazabilirsiniz. Klasik, en temel ama uzun yöntem budur. Fakat bazen özel durumlar meydana gelebilir gençler. Bazen görürsünüz ki, mesela sınavda bile çıktı, göreceğiz birazdan mesela, hacimler eşitse diyebilir. Eğer ki karışıma giren maddenin hacimleri eşitse, bu. Ha peki kütleler birbirine eşitse de şu. Fakat benden size bir tavsiye bakın. Biz özellikle hacim üzerine çok sık konuşacağız. Şimdi mesela diyelim ki, şöyle bir noktaya değinmeyelim. Mesela şuraya söyleyelim. Şimdi mesela diyelim ki bir karışıma giren iki tane madde olsun. Birincinin öz kütlesi hadi bir olsun. İkincinin öz kütlesi mesela diyelim ki o da üç olsun gençler. Karışımların öz kütlesi belirleyici olan şey hacimdir. Eğer ki hacimler birbirlerine eşitse tam bunların aritmetik ortalaması. Bakın şu formül zaten aritmetik ortalama demektir. Toplamlarının yarısı. Eğer ki hacimler eşitse tam orta noktasında buluşacaklar. 1 ile 3'ün orta noktası kaç? 2. Kimin hacmi büyükse o daha baskındır. Yani kuvveti büyük olanın bileşkesinin kendine yakın olması gibi. Isı sahası büyük olanın sıcaklığının kendine yakın olması gibi. Bu da aynı. Hacim büyük olana daha yakın olacak demektir. Eğer ki 1 numaralı sıvının hacmi büyükse 1 ile 2 arasında, 2 numaranın hacmi büyükse de o zaman 2 ile 1 aralığında olacak demektir. Buna özellikle dikkat ediyorsunuz. Bakın bir hemen konuşalım hızlı bir şekilde. Şimdi iki tane sıvıya ait kütle hacim grafiğini vermiş. M bölü V. X'in öz kütlesi 3. Y'nin öz kütlesi M bölü V karşı bölü komşudan 1. Tesadüf aynı rakamlar denk geldi. Şimdi eşit hacim oluşturursanız. Eşit hacimde dedik ki mesela bakın. Karışımın öz kütlesi. Aritmetik ortalaması. Toplamlarının yarısı. Ha biz şu anda tabii iki sıvıdan bahsettiğimiz için ikiye böldük. Üç sıvı varsa üçe böleceksin. Beş sıvı varsa beşe böleceksin demektir. Peki eşit kütle yapalım. Eşit kütle. O zaman formülü bir hatırlayın. 2 çarpı şuradaki formülümüzü bakın. Birincinin öz kütlesi, ikincinin öz kütlesi, sonra da öz kütleleri toplayacağız. Birinci ile ikincinin öz kütlelerini topladınız. Yani 6 bölü 4 sonuç 3 bölü 2 olacak demektir. Peki farklı farklı söylesin mesela. Desin ki eşit hacim değil, eşit kütle değil. X'den 30 gram, Y'den 60 gram. Tamam. Veya X'den 20 santim, Y'den 40 santim. Birisini yapalım gençler istiyorsanız. Şimdi mesela D eşittir M bölü V ya. Bu hep aklımıza kalsın. Bak bu her zaman bize çok çok lazım olacak bir formül. Şimdi C şıkkını konuşuyoruz. C şıkkını. Karışımın öz kütlesi dedik. X'in kütlesi, Y'nin kütlesi, X'in hacmi, Y'nin hacmi. Şimdi gençler X'in kütlesinden bahsetmiş. Bakın 30 gram. Tamam X'in kütlesini 30 yazarsınız. Peki X'in hacmi kaç yapar? Buraya 30 yazdığınız zaman öz kütlesine 3 olabilmesin. X'in hacminin 10 olması lazım. Y'den de 60 gram. Tamam Y'nin yerine 60 gramını yazdık.
Şimdi gelelim buraya. Y'den 60 gram olabilmesin. Özkütle 1 olacaksa eğer, hacmi de o zaman 60 olacak demektir. Buradan ne çıktı mesela? 90 bölü 70. Gereken sadeleştirmeyi yaparsınız. Şimdi yerimiz kalmadığı için yazmıyorum ama bir sonrakini halledersiniz. Şimdi yine o deminki işte kapların şekillerine göre falan bir konuşalım bakın. Şimdi bir adım geri geleyim. Şurada bir nokta daha söylerim gençler. Şimdi her zaman için ama her zaman için. Bakın dikkat edin şuradaki özelliğimize. Özkütle karışımın özkütlesi her zaman karışıma giren maddelerin her zaman aralığında olacak. Yani karışımın özkütlesi her zaman için. Karışıma hangi maddeye giriyorsa mutlaka bunların aralığında olacak. Hiçbir zaman için bunlara eşit olamaz. Hiçbir zaman için dışında olamaz. Bir hatırlatma yapalım. Şimdi geldik buraya. Şimdi bakın. X ve Y sıvıları akıyor değil mi kabın içerisine? Başlangıçta hiçbir şey yok. İster bir damla bir damla aksın, istersen bir kova bir kova aksın fark etmez. Bunların o zaman öz kütleleri, karışımın öz kütleleri bunların mutlaka aralığında olacak. Mesela diyelim ki X'in öz kütlesi burada, Y'nin öz kütlesi burada olsun. Grafikte gösterdik. Şimdi eğer ki bize hacimler hakkında hiçbir şey söylemiyorsa arada bir rastgele grafik çekersiniz. Ama dese ki mesela X'in hacmi Y'ninkinden büyük. O zaman X'e daha yakın olur. Eğer ki Y'nin hacmi veya Y'nin de bize daha fazla derse o zaman da Y'ye daha yakın olacak demektir. Yok eşit derse de tam ortası olacak demektir. Mutlaka bu kesin bir bilgi. Şimdi peki gelelim şu aynı şekle. Fakat buradaki özelliğimiz şu. Mesela düşünün ki şurada başlangıçta X sıvısı var. Üzerine Y sıvısı ekleyeceğiz. Şu akmasın. X sıvısı var. Y'ye ekleyelim. Bir sonraki de mesela Y sıvısı olsun. Ona da X ekleyelim mesela. Şu akmasın. Şekilleri farklı farklı alternatiflerimizi konuşalım şimdi. Şimdi birisinin öz kütlesi birinden farklı olsun mesela. Diyelim ki Y'nin öz kütlesi X'inkinden büyük olsun. Şimdi buna göre grafiğimizi çizelim. Şimdi bakın kapta başlangıçta X sıvısı vardı. Eğer ki Y sıvısı eklediğimizde Y'nin öz kütlesi X'inkinden büyük olduğu için öz kütleyi karşılaması otomatikman artmaya başlayacak demektir. Hiçbir zaman için ama Y'ye gelemeyecek şekilde parabolik bir şekilde artacak. Fakat hiçbir zaman için Y'ye olmayacak ama Y'ye çok yaklaşacak. Tersten konuşalım. Bu sefer Y sıvısı var kabın içerisinde. Şurada mesela Y sıvısı olsun. Üzerine X sıvısı ekleyeceğiz. Bu sefer de Y'nin öz kütlesi X'den büyüktü ya bak biraz önce yazmıştık. O zaman karışım öz kütlesi azalmaya başlayacak. Azalacak azalacak ama hiçbir zaman için X'e gelemeyecek. Ama X'e çok çok yakın bir rakam alacak fakat hiçbir zaman için X olmayacak. Grafik burada temas etmiyor gençler. Şimdi yine bak bazen böyle elimize şu şekilde grafikler gelecek. Biz bunu formüller falan da yapabiliriz yani. İstediğiniz her tarafa dökebiliriz ama tabii test tekniğiyle uğraşıyoruz. Biraz daha kolay kısımları var. Mesela bize şöyle bir grafik verdiğinde sizinle karışıma girenler hacimler oranını sorabilir. Kütleleri oranını falan sorabilir. Şuradan yapabilirsiniz yani bak. Karışımın öz kütlesi dedik. Hani karışıma girenlerin kütleleri, hacimleri buradan yaparız ama bakın daha kolay bir yöntem var. Hacimlerini bulmak istiyorsanız şu hacim ekseninden bir çizgi çekersiniz. Şimdi sanki şu karışımın olduğu yere dikkat edin. Birinci maddenin olduğu grafiğe dikkat, ikincinin olduğu yere dikkat ediyorsunuz bakın. Meselemiz şu olacak. Sanki şu karışımın olduğu yere moment alıyormuş gibi düşün. Şunun hacmi, şunun hacmi, şuraya göre moment aldığını düşünür müsünüz? V1 çarpı A, V2 çarpı B. V1 çarpı A eşittir V2 çarpı B. Olay bu, birim karede. Peki tam tersi. Diyelim ki şimdi kütleye bakıyoruz. O zaman kütle grafiğinden çizgi çekeceksiniz bir yerden. Şimdi birazdan yandaki soruda falan bir çözeriz. Yine bakın şurası kütle grafiğine baktık ya bu soru. Birincinin kütlesi. Burada mesela ikincinin kütlesi. Sanki karışıma göre moment aldığınızı düşünün. Moment alıyoruz şu anda. Kütle çarpı şu uzaklık, kütle çarpı şu uzaklık. Bak bunun gibi düşünün. Hadi bunu şimdi şu soruda uygulayalım. Bizden ne istemiş mesela? Hacimleri. Hacimleri mavi çizgiyle gösterelim, kütleleri de kırmızı çizgiyle gösterelim. Şimdi bakın öyle bir yerden çizgi çekeceğiz ya grafiğe, hangi noktayı görebiliyorsunuz? Bence şuradan çizgiyi çektiğimiz zaman, bakın mesela X'in kestiği nokta net belli, karışımın olduğu yer net belli, Y'nin olduğu yer net belli. Bence buradan çekmek daha mantıklı. Bak şu uzaklığa bakın, 2 birim, şu uzaklığa bakın, 1 birim. Yani hacme bakıyorduk değil mi? O zaman şurası X'in hacmi, şurası Y'nin hacmi, sanki şuraya moment aldığımızı düşünün. O zaman X'in hacmi çarpı 2 eşittir Y'nin hacmi çarpı 1 dersiniz. Peki kütle için konuşalım.
Öyle yine bu sefer kütle ekseninden grafik çizeceğiz. Kütle eksenimiz burası bakın. Öyle bir yadım çizgi çekeceğiz ki yine bak bence mantıklı olan yer şurası. Bakın x'in kütlesini görebiliyoruz. Y'nin kütlesinin en azından kesiştiği nokta belli. Karışımın olduğu yer şurada kesiştiği nokta belli. Şunlara bakarsak bence bu iş olur. X'in kütlesi uzaklık 1 birim. Y'nin kütlesi uzaklık 2 birim. O zaman x'in kütlesi çarpı uzaklık, y'nin kütlesi çarpı karışım olan uzaklığı yazdığımız zaman bakın istediğiniz oranlamayı bulursunuz. Tesadüfen ters çıktı oranlama. Zaten grafiğe dikkat etsen çok güzel orantılı bir grafik. Şimdi soruya dikkat gençler. Sıvıları görüyorsunuz. Farklı farklı öz kütleye sahip sıvılar. Hangilerini karıştırdığınız zaman öz kütleniz 5D olabilir. Şimdi demin demiştik bakın karışımın öz kütlesi her zaman için karışıma giren maddelerin aralığında olacak demektir. Kesin. Ama yine bakın sorunun köküne dikkat ediyorsunuz. Olabilir diye söylüyor. Kesinlikle söylemiyor. O yüzden şıklardan gidelim. K ve M. K ve M. 6 ile 4. Bizden istemiş olduğu 5D rakam. Bu aralıkta mı? Evet. O zaman olabilir. L ve P için konuşalım.